Takım yolunu çevireceğimiz bir yer olması gerekiyor buna ya. Solistken de vardı bu. Bunda nerede acaba? Kesin işaretler. Açık alanlar, girişler, çıkışlar burada değildir herhalde. Bu takım yolunu uzatma, takım yolunu uzama, geçişler. Bunu bilmiyorum. Yok, bu da değil. Yani cut level'da da değil diye biliyorum bunu. Tamamen farklı bir şey çünkü. Full part desem bunları da eklemek istiyorum. İstediğimiz takım yolu buydu. Şimdi bunu birazcık daha derleyip toplamamız lazım. Zigzag'da istediğim buydu. Birazcık daha derleyip toplamaktan kastım da şu olabilir. Kalkışları daha da azaltmak istiyorum orada. Evet, bu. Şöyle bir izleyelim bunu. Ne kadar süre çıkarmış bunu? 1,5 saat. Şöyle full bir verify diyelim. Dynamics'te. Şimdi burada takım yolunu birazcık daha dışarıya çıkartmamız gerekiyor. Şurada bir radyusumuz var. Ardından da istediğimiz yol buydu zaten. Şimdi tekrardan düzeltmelerimizi yapalım. Neredeydi? Şöyle tekrardan bakalım parametrelerimizden. Şöyle cut level'lara gelelim. Burada bir strateji olması gerekiyor. Heh, extend path.
Yok, bu değil. Bu şekilde olmaz. Şunları bir çözeyim ben. Hemen geleyim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yaptım ben bunu. Nasıl yaptım? Galiba yine yazılımsal bir sıkıntı var. İnanın hiçbir parametreyi değiştirmedim. Operasyonu sildim. Aynı şekilde bıraktım bunu. Yazdıklarımın aynısını yazdım yani şurada işte main'de aynı takım seçili, aynı geometri seçili gördüğünüz gibi. Cut level'larda ya da işte şu non-cutting moves kısmında hatta şurada bir stop bırakmam lazım buna. Mesela şöyle 1 mm ya da 0,5 gibi stop bırakalım. Stop payı bırakalım. Tekrardan bir generate edeyim. Hiçbir şey değiştirmedim. Şu an olmasını istediğim takım yolu oldu. Büyük ihtimal şeyden dolayı bir hesaplamada yanlışlık olmuş olabilir. Zaten bilgisayarda da bir sıkıntılar var. En son kalıp tasarım yaparken de karşılaşmıştık. Bukta mı kalıyor? Bir şeyler oluyor artık. Bazen bir kapatıp açmak istiyor açıkçası. Yine birer milimetre bir aşağı inerek bir kaba attık buna. Şimdi arkasından bir finish yapacağız. Ve farklı bir komutla, daha doğrusu ara kaba yapıp farklı bir komutla finish yapacağız. Ctrl-R komutuyla yaparız onu da. Onda da SolidCam'deki HSS'ye yakın bir şey çıkıyor, takım yolu çıkıyor. Minimum boşta takım yolu çıkıyor. Gerçekten güzel yüzey kalitesi oluşturan bir komut. Yani bunun üstünde de birazcık konuşuruz. Tamam. Şimdi bir verify yapalım bakalım. Görelim şurayı bir. Şöyle pozisyonlayalım parçayı. Tamam. Çok da güzel. İstediğim gibi takım yolu çıkarttı bana. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Onaylayalım bunu. Okey diyelim. Şimdi burada herhangi bir açı söz konusu olmadığı için şöyle buradan neredeydi o komut? Şunu göstermek istiyorum ben size. Hızlıca bir işlesin şunu. Şu analiz kısmı bir açılsın. Kalan talaşı görelim sizinle. Kalan talaş üstünde konuşacağım. Bakın arkadaşlar. Turuncu olan yerlerde hatta şöyle bastığımızda 0 mm talaş kaldığını görebiliriz. Burada onda 5 talaş var. Hatta burada da onda 5 talaş var. Fakat bakın burada değişken bir talaş söz konusu. Yani burası şu an duvar duvar. Buradan da işte baktığımızda gördüğümüz gibi. Şu duvarı yok edebilmemiz için aşağı adımlamayı ve yana kaymayı düşürmemiz gerekiyor. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Burada homojen bir onda beşlik bir talaşımız var şu anda. Mesela tabanda da duvarda da. Şimdi buraya bir ara kaba atacağım. Sonra şu yüzeylerin tamamına bir finish atacağım. Şimdi ara kabayı sadece şuraya atacağım. Bunu göstermek istedim size. Bundan bir cancel diyelim. Çıkalım. Bundan da cancel diyelim. Şimdi tekrardan bir create operation diyelim. Ara kaba yazalım buna.